Evet, şu an daha önce çekimini yaptığımız bir tane videonun tanıtım için. Burada bir ceviz evimiz var. Bu evi tanıtmaya çalışıyoruz. Bu ev özel olarak yapıldı. Yani ceviz yetiştirilen bu bahçemizde. Biraz daha kameraman gelirse göstereceğiz. Yani çok uzak duruyor. Evet, gösterdik. 3 kat. Üstü de ev gibi görünüyor. Evet, şu anda içerisinde cevizler konmuş durumda. Bunların altına bakalım. Şöyle göster kameramanı. Bak. Şu altında ızgara var. Yani bu şeyler var. Havalanması için alttan üstten havalanıyor. Bunların boyutu 2 metreye 4 metre uzunluğunda bir yer. Evet, burada şimdi takriben 700 kilogram 800 kilogram ceviz var. Bu ikisinde 2 ton dolayında ceviz var. Yani bir anlamda evet bir anlamda bir aile yetebilecek, kurutabilecek bir kurutma ünitesi. Şimdi bunu biraz daha yukarıya bakalım. Şöyle gelelim. Bak kameraman da gelsin. Evet bakalım. Bu üst kısımda ne var? Şimdi üst kısma geldiğimizde bunun da iki amaçlı kullanıyoruz. Bir küçük ev amaçlı. Evet. Bir de ne kullanıyoruz? Şu an içeride yine cevizler var. İçeride evet yerleştirilmiş. Ve bunları da saman içerisinde şöyle şey tutarsa biz ne yapıyoruz? Bunların kuruması için elimizdeki araçlarla karıştırıyoruz. Yani bütün bunlar anlatımı, daha geniş anlatımı bizim diğer videomuzda var. Onları size görmeniz için ne yapacağız? Videoyu daha sonra yapacağımız için şu an görebildiğimiz kadar şöyle uzaktan evimizi çekelim. Ve zaten dün de biz cevizlerimizi ne yaptık? Kabuklarını ayırttık makinamızda. Makinamız da şurada. Tabi burada kısıntılar oluyor. Onları daha sonra canlı yayınlarımızda değineceğiz ama yani şimdi üretene sanıyorum yardımcı olunmuyor. Neden? Elektrikler yoktu kaç gündür. Ve zorla geldi. Daha sonra telefonlar da aynı şekilde. Telefonlar da sıkıntılı bu bölgede. Yani çiftçi hiç gören yok. Tam onların şikayetlerini daha sonra canlı yayınlarımızı anlatacağız. Şimdilik diğer yayınımızın tanıtımı için ne yaptık? Bu videoyu çekmiş olduk. Hepinize teşekkür ediyoruz, saygılar sunuyoruz.